acınızı paylaşıyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Kaza işte. Bakarım, sağ ol. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Görevimiz. Sayın Bakanım, basına açıklama yapacak mısınız? Bekliyorlar da. Elbette. Halkla iç içe olduğumuzu vatandaşa anlatmamız gerekiyor. Sayın Bakan, trafikte 4 evladını kaybetmiş acılı bir aileyi yapmış olduğunuz bu anlamlı taziye ziyaretinden dolayı sizi kutlamak isterim. Fakat göreve gelmeden önce ülkemizdeki trafik problemini mutlaka çözüp kazalarda Avrupa ortalamalarının altına çekeceğinizi ve bunun da sizin için olmazsa olmaz olacağını bildirmiştiniz. Bu açıklamanız kamuoyunda büyük bir memnuniyet yaratmıştı. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağmen o zamanki açıklamalarınızın tersine trafik can almaya devam ediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Aslına bakarsan biz bu ülkede trafikte bir devrim yaptık. Bunu görmemek pek de dürüst değil. Sayın Bakan, bir bayram ertesindeyiz ve ne yazık ki son 3 günde trafik kazalarında kaybedilen insan sayısı korkunç. 178 kişi. Ağır yaralıları ve maddi hasarı saymıyoruz. Bu işin siyasi sorumlusu olarak neler hissediyorsunuz? Kader diye bir şey vardır. Kader, bilir misin? Eceli gelen insanlar ölürler. Haşa haşa, biz Allah mıyız ki ölümü engelleyelim? Sayın Bakan, ülkemizde olanlar maalesef kaza değil, cinayet. Trafikte olmazsa olmaz kurallar bu ülkede pek dikkate alınmıyor. Bunun da bilinen ve tespit edilmiş nedenleri var ama ölümler devam ediyor. Bir açıklamanızda gerekirse kazaları belirli normların altına çekmek için seferberlik ilan ederim demiştiniz. Bu hafızalarımızda taptaze duruyor. Peki bunu neden yapamıyorsunuz? Ortaokulda edebiyat hocam rahmetli Ömer Bey'i hatırladım. Nur içinde yatsın. Mantıksız bir söylem duyunca taşı yerine koyardı. Dam üstünde sahsağan, vur beline kazmayı. Bu da ona benzer. Bahsettiklerim ülkemizin gerçekleri. Başka bir şey daha söylemiştiniz. Hatırlatmak istiyorum. Ben bu işi bitirmezsem çeker giderim demiştiniz. Efendim, bu durumda sorumluluğunuzun gereği olarak istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Sorumluluğumu senden mi öğreneceğim ben? Buna cevap bile vermem. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. Terbiyesiz de nereden çıktı şimdi? Bu grubundan olduğunu söylediler sayın. Bunu haddini bildir.